Çizgi roman dediğimizde klasik tanımlama, resimler birbirini takip eder, tutarlı bir öykü oluştururlar, başı ortası ve sonu vardır, bir karakterle başlar aynı öyküyü devam ettirir ve bir yerde bitirir. Resim dizgesi bir şekilde birbirini tamamlayarak bir hikayenin oluşumunu sağlar. Peki durduk yerde mi ortaya çıkmış bu? Hayır. Birçok bilim adamı şey diyor ya da sanat araştırmacısı, Mayaların resimleri var. O resimlere ya da eski hiyerogliflere baktığımız zaman çizgi romanı anlayabiliriz. Ya da kilise resimleri. Yanlış bana göre. Bunların her biri kendi başına çok değerli ancak hiçbiri çizgi romanın öncülü olamaz. Öncül olabilmesi için bir zemin hazırlaması lazım ve birinin gelip onun üzerinde durup o zeminin üstünde yükselmesi lazım. Şimdi sen gidip Mayaların resimlerini görmemişsin, yeni bir form ortaya koymuşsun ve sonra biri gelip diyor ki Mayalardan aldın. Olmaz öyle bir şey. Ya da efendime söyleyeyim Mısırlılardan aldın. Mümkün değil. Ya da İngiltere'deki Burdon'u uzun büyük halıdan almışlar efendim. Bir halı üzerinde bütün bir şatoyu donatacak bir duvar halısı üzerine hikaye anlatılıyor. Ve aşama aşama resimleri yapılmış. Ama ana hikaye şu. Amaç çizgi roman mı? Değil. O zaman demek ki o da değil. Resim sanatının şöyle bir sıkıntısı var. Herkes resimle haşır neşir olamıyor. Kiliseye giderseniz görebiliyorsunuz. Devletin ya da o prensliklerin bastırdığı broşürlerde bir resim varsa görebiliyorsunuz. Orada burada yapılmış bir süsleme varsa ulaşabiliyorsunuz. Zanaat üzerinden resme ulaşabiliyorsunuz. Ama duvarınıza asabileceğiniz bir tablonuzun olması mümkün değil çünkü çok pahalı. Bir hamiye ihtiyacı var ressamın. Bir boya için birinin ona para vermesi lazım. Onun da bundan geçinmesi lazım. Heykeltıraş için de geçerli. Kilisenin sipariş vermesi lazım. Bir zenginin, burjuvanın, bir tüccarın, bir asilin sipariş vermesi lazım. O da alıp kendi şatosuna götürüyor. Demiyor ki ey halkım gelin bakın resim var. Burada gezin ve kendinizi estetik olarak besleyin, güzelleşin falan filan demiyor. Kimsenin resim sanatından haberi yok aslında. Sadece ve sadece şanslı olan bir takım yetenekliler para bulup resim yapabilmiş. Ama o süreçte Michelangelo'nun, Rafael'in vesairenin dışında kaç bin yetenekli insanın da kaybolduğunu bilmiyoruz. Çünkü hamileri yokmuş. Ama matbaada iş değişmiş. Birincisi siyah beyaz resim basıp olanağı ortaya çıkmış. Bu yepyeni bir iş alanı doğurmuş. Ve sadece sanat tarihinde adı geçen 10 tane 20 tane ressamın değil birkaç bin ressamın ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Bu çok büyük bir atılım. Tabii karikatürün ortaya çıkışı da buna bir zemin hazırlamış. Yani alıştığımız o Rönesans'ın, Barok'un vesairenin o süper gövdeli insanlar, dehşetengiz anatomiler, altın oranlar bitmiş. Alaycı, koca kafalı, koca burunlu, koca çeneli adamlar devri başlamış. Peşinden de çizgi roman gelmiş. Çizgi romanda ne yapmış? Tek karelik çizimleri almış, bir öykü dizgesi haline getirmiş. İngiltere'de bir sanatçı ortaya çıkıyor ve 4 karelik bir resim yapıyor ve sergi açıyor. Bu benim eserim diyor. İçeri giren insanlar önce resmi anlamıyorlar. İkinci resme bakıyor Allah Allah bu onun devamı niteliğinde. Dördüncüye geldiğinde bir bütünlük oluşturduğunu anlıyorlar. İlk çizgi roman formatının bu olduğu söyleniyor ki bana çok akıllıca geliyor. Zaten bu o kadar tutmuş ki sanatçı bunu küçültüp bir daha çizmiş ve çizgi roman olarak 4 sayfa halinde basmış. Yok satmış sonra 6 sayfa yapmış falan. Çizgi romanda resmi hep yan yana koymak gibi bir gayret vardı uzun bir süre. Resim bir şeyi biliyorsanız anlayabildiğiniz bir imge bütünü. Nasıl yani? Herkül'ün heykelini gördüğünüzde ya da kilisede meleklerden birinin resmini gördüğünüzde eğer hikayesini biliyorsanız onu tanıyorsunuz. Herkül heykeline baktığımızda öyle durduğunu görüyoruz ama birisi anlattıysa şunu biliyoruz ki bu adam Tanrı'nın çocuğuymuş, annesi insanmış, 12 göreve çıkması gerekmiş çünkü yanlışlıkla kışkırtılıp ve zehirlendiği için karısını ve çocuklarını öldürmek zorunda kalmış, ruhunu arındırmaya çalışmış. Bir dini öykü var o heykelin içinde. Çıplak sakallı bir adamın duruşu değil o sadece. Bir eski antik bir Yunan için o korkunç güzel bir mütevazilik, sonsuza kadar yaşamayacağının temsili olan bir dini hikaye o. Çizgi roman bunu kırıyor. Yani bir baktığımız resmin hikayesini oluşturuyor bize. Çizgi roman alır, okurla beraber ilerler ve sonunda bir yere ulaşır. İngiltere'de bu 4 karelik hikaye işte bu böyle bir kapıyı açıyor. Ama aynı zamanda Almanya'da bir başka efsane çıkıyor ortaya. O da şu eseri yapıyor. Wilhelm Busch en sevdiğim çizerlerden biridir. Aynı zamanda Ozan'dır. Max M. Moritz. İki yaramaz veledin hikayesidir bu.
köyün canını okurlar, terörize ederler, öyle böyle değil. Çizgi roman bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama patlamayı İngiltere'de, Almanya'da değil, Amerika'da yapıyor. Çünkü gazetecilerin savaşı var o dönemde. Amerika'da evet, yani her ülkede olduğu gibi basın her şeyi elinde tutuyor. Politikaya yakınsınız, askeriyeye yakın, her şeye yakınsınız. Ama şöyle bir sorun var. Ülkede herkes aynı dili konuşmuyor. Neyce basacaksın gazeteyi? Basıyorsun ama istediğin düzeyde satamıyorsun. İşte o dönem Pulitzer Almanya'ya geliyor. Almanya'da Maxim Moritz'le tanışıyor. Bunu alıyor, Almanya'ya götürüyor. Okült adlı çizere diyor ki bana böyle bir çizgi roman oluştur. Ortaya Yellow Kid çıkıyor. Dünyanın ilk tutarlı çizgi roman. Metinle yazı iç içe geçmeye başlar. Sonra konuşma balonu keşfedilir. Yine aynı eserin içinde. Çizgi roman tamamlanır artık. Tüm anlatım olanakları tamamlanır. Biraz daha gelişir sonradan ama Yellow Kid çok ciddi bir devrim yaratır. Yalnız burada şöyle de bir şey var. Gazete Alman kökenli bir gettoya hizmet ederken İngilizce basılır. Resim üzerinden İngilizce geliştirme olanağı yakalayan insanlar gazeteyi daha çok almaya başlar. Bunun üzerine rakip Almanya'ya gider, yine aynı esere ulaşır, akıllıca bir iş yapar, bütün telifi satın alıp Amerika'ya geri döner. Bu sefer der ki bana bunun aynısını yapın. O dönemler denemelerden biri şeydir. Katzen Yammer Kids diye bir yaramaz çocuk topluluğu. Bizde o Kaptan ve Çocukları diye basıldı Doğan Kardeş dergisinde yıllarca. Birdenbire gazete savaşları çizgi roman savaşına döner. Kim, kimin sesi olacak? Çizgi romanlar öyle ya da böyle bir kitlenin sesi olmak üzere üretiliyor. Amerika için söylüyorum. Zaman içerisinde her yaşa, her cinsiyete ve her sınıfa farklı bir çizgi roman basılmaya başlanır. Çizgi roman sonuç itibariyle bir anlatı formu olarak kendini kabul ettirmiş. Uzun süre tanımlanamayan bir fenomen olarak dağılmış ve dünyayı etkilemiş. Çizgi roman tek başına birbirini takip eden bir kareler bütünlüğünün dışında başka unsurlara da ihtiyaç duyuyor. Nedir bu? Bir, kare kavramı. Kare, Amerikalılar buna frame ya da panel diyorlar, çerçeve anlamına geliyor. Biz karikatürden kalma alışkanlıkla kare demişiz. İki, bunun içine konuşma balonu giriyor. Konuşma balonu kimin konuştuğunu göstermek üzere bir okla betimleniyor, gösteriliyor. Yani hop, kimin ağzına doğru dönmüşse ok, o konuşuyor. Normal konuşma olduğu zaman normal bir konuşma balonu görüyorsunuz. Kesintiye uğramamış bir balon. Ama fısıltı olduğu zaman onun silindiğini görüyorsunuz. Bağırdığımız zaman ses patlıyor. Balonun patlaması gibi. Düşündüğümüz zaman kafamızın içindeki o bulutsu sesi bulutla yapmış adamlar. 35-36 tane mini balon çeşidi. Saydım ben. Telsiz, metalik konuşma, uzaylı konuşması. Balonun kendisine baktığımızda oradaki sesin düzeyini ve rengini anlayabiliyoruz. Her harfin bir değeri var. Normal yazdığımız zaman normal bir konuşma tonu, şu an konuştuğum gibi. Bold yazdığımız zaman vurgu verdiğimiz kısım. Hangi sözcüğe vurgu veriyorsak onu yazıyor. Vurgu nereye verilmişse cümle kendi içine bir anlam teşkil ediyor. Konuşmaya yakın bir şey çıkıyor ortaya bir anda. Bir de kırmızı yazıyor, mavi yazıyor, yeşil yazıyor. O rengin de bizde uyandırdığı his üzerinden karakterin ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamamız sağlanıyor. Çizgi roman aslında tamamıyla işitsel bir iş. Yani biz sadece resme bakıp yazıyı okuduğumuzu düşünüp geçiyoruz. Hayır. Bir kere o balon bir ses. Almanya'da yapılan psikanalitik bir çözümlemede adam şey diyor, yani araştırmacı Möller diye bir 1970'lerde yapmış bunu. Sessel değerin nasıl beynimize yankılandığı. Yani biz konuşuyoruz. Konuşurken o seslere bakıyoruz. Adamın tipine bir ses yakıştırıyoruz. O sesin balona yansımasına bakıyoruz. Vurguyu, sesi beynimizin içinde hissediyoruz. Ne var orada? Şıp şıp şıp. Şıp yazıyorsun, geçiyorsun. Beyin onu ses olarak tamamlıyor diyor. Araba yanımızdan geçiyor. Bram diye geçiyor. Biz onu beynimizde şekillendirip bir yere oturtuyoruz ve sesi duyuyoruz. Araba yaklaşıyor ve yanımızdan geçiyor ve gidiyor. Harfler büyüyor, sonra tekrar küçülüyor ve uzaklaşıyor. Bunların kullanımıyla beraber çizgi roman daha da zenginleşiyor. Ama tabii tek başına bu da yeterli değil. Yani kutu yazıları çok önem kazanıyor. Ya da kazanıyor idi. 1960'ların Demir Adamı'nı okuyorum. Hani bir ara oturup ağlayacaktı bunu niye yapıyorsunuz bana diye. Döneme göre düşününce mantıklı geldi. Demir Adam düğmesine basarak ayağının altındaki tekerlekleri çıkartıp kaymaya başlar. Aynı anda ultraviyole ışınını böyle bir kutu var. Böyle. Çünkü o dönemin okuru daha buna hazır değil. Uzun uzun edebi tasvirlere ihtiyacı var. Anı, mektup, sohbet, flashback anlatımları falan çok kullanılan metotlardı zamanında. O medyumun anlatı dili kavrandıktan sonra bunlara hiç gerek kalmadı. Açık sayfayı açıyoruz, kendi akışı içerisinde ve kurgusu içinde olayı görüyoruz, olayı bitiriyoruz. Doğal olarak da o kutu yazıları, dikkatli bakın, son dönemlerde çizgi romanlarda neredeyse hiç yoktur. Sadece şey vardır, hani 3 saat geçti, Bangkok'ta bir yerde falan gibi sürekli saat ve takvim yazmamak adına yapılan mecburi bilgilendirme. Ha, en çok
atladığım şeylerden biri. Karelerin arasındaki boşluk. Tiyatroda olsaydı tık 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 adam yürür giderdi. Sinema olsa yürüyerek giderdi. Gerçek hayatta olsa yürüyerek giderdi. Ama çizgi romanda 10 adım atan bir adamı, işlevi yoksa 10 adım attırmak inanılmaz bir zaman kaybı. Peter David, Hulk'un efsanevi yazarı, şeyde bir sepet portakal vardır. Sepetin sapı kopar ve portakallar dağılır. Hepsini tek tek toplanırken çizmek zorunda değiliz. Öyle bir şey yaparsak 1000 tane kare çizmemiz gerekiyor. Çünkü 1000 tane portakal var. Geçmiş olsun. Çizgi roman bitti zaten. İkinci sayıda ne var? Sepeti topluyor ve yürüyor. Amerika ölçeğinde baktığımızda bağımsız bir iş yapmıyorsanız ve sanatçıyı serbest bırakmamışlarsa işi editör belirliyor. Bu ay böyle bir öykü istiyoruz diyor ve herkes iyi kötü o öyküyü çalışıyor. Ya da yazar diyor ki benim aklıma böyle bir şey geldi ya da şu da olabilir. Olasılıklara bakıyorlar, şunu yaz diyorlar. Stanley'ye sormuşlar. Hulk, Fantastic Dörtlü, Daredevil, Avengers, Thor. Aynı anda hepsini o yazıyor. Bunu nasıl başardın diyorlar. Senaryoları da şöyle. Hulk, Leader'la karşılaşır. Leader'ın pembiş robotlarıyla dövüşür. Kızı kurtarır. Bu kadar senaryo. Bunu nasıl yaptın diyorlar. Onun da cevabı benim çalıştığım adamlar dehaydı oluyor. Adam o kadarcık şeye bakıp 28 sayfa, 24 sayfalık çizgi roman üretmiş. Sonra oturup karelerin üzerine tek tek balonları yazmışlar. Bu gerçekten özel insanların bir araya gelme şansı aynı zamanda. Her zaman öyle bir şey olmaz. Yine o dönemler yazıyı daha önde tutan bir başka yazar önce kaligrafi yaptırıyor. Muhteşem bir balon yazdırıyor. Sonra diyor ki bunun altını çizin. Kurtzman tekniği. Korku çizgi romanlarında kullanıyorlar. Sonra yavaş yavaş bu iş daha detaylandırılıyor. Ne oluyor? Senarist kaç sayfalık çizgi roman istediğine karar veriyor. Diyor ki kare 1. Şöyle bir şey olacak. Kare 2. İçinde şu olacak. O ona bunu diyecek. O ona bunu diyecek. Çizere bir yönerge veriyor aslında. Senaryonun detaylandırılması işi değiştirebiliyor. Ben şöyle bir oda istiyorum diyor. Yani bir tanesinin oturma odası diyerek geçtiği yere arkada kitaplık olacak. Kitaplıkta şu kitaplar olacak. Adamın üstünde şu kıyafet olacak. Saçları böyle taranmalı. Aynı zamanda süs eşyası olarak orada şöyle bir biblo durmalı. Her şeyi yazıyor. O senaryonun o göstergeleriyle beraber bir bütün olarak anlatmaya çalıştığı bir şey var. İşte o zaman biz ha sen ben ötekilerden ayrı canım çok iyi diyoruz. Şimdi çünkü orada başka bir çalışma yöntemi var. Fransa'ya geldiğinizde daha özgürlükçü bir ortam var. En azından görünüşte öyle. Şundan dolayı söylüyorum. Fransa'dan gelen bir kuratörle festival düzenledik uzun süre. Şey dedi. Fransa'da da işler çok zor. Yakışıklı ya da güzel olup olmadığına bakıyorlar çizgilerin. Olay sadece ester değil artık. Aynı zamanda vitrin de güzel mi diye bakıyor adamlar. Dedim şaka yapıyorsun. Yok dedi yapmıyorum ya böyle yürüyor dedi. Hakikaten çok korkunç. Ama bağımsız olan kısım şu. Bir albüm yapıyorsun. Kafana göre yapıyorsun. Belli yine ölçütler içinde yapıyorsun. Ama bir yılda geçinebiliyorsun. Japonya'da patlatılı özetler çıkarılıyor, veriliyor. Editör onaylarsa çizilmeye başlanıyor. Yani çok çarpıcı bir senaryo örneği de yok. Ben bulamadım mesela. İtalya'dan bir örnek geldi yeni kitabım için. Eski kitabım çizgi roman senaryosu basılmıştı. Şimdi aynı kitabı sonlara doğru eklemeler yaptım. Hem manga senaryosunun yazımına dair hem de İtalyan çizgi romanının yazımına dair. Yazar çizgi romanda ne görmek istiyorsa dönemle ilgili araştırıyor, fotoğrafını buluyor. Ve çizere gönderiyor. Çizer bunu yorumlayarak ekliyor. Baykuş havalanır diyor. Sonra dönüp o bölgede hangi baykuşun yaşadığını buluyor. Ya da western film seyrediyor ve diyor ki ben bu adamın suratını kitabımda istiyorum. Ulus yaratma projesinin tam ortasına geliyor. Ve popüler olduğu için, kolay ulaşılabilir olduğu için de herkese ulus bilinci aşılanmaya çalışıyor. Bizim değerlerimiz bunlardır diye. Farkında olarak ya da olmayarak sanatçılar da bunun tam ortasında yer alıyor. Şimdi bir kitap yazıyorum. İşte yarısını geçtim. Gerçi kitabı 5. kez bitiriyorum. Tekrar düzenleyerek. Ya kitaptan nefret ediyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Siyaset ve çizgi roman üzerine yazıyorum. Orada şunu gördüm. Amerika'nın 1776'da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından geçen bütün süreç ulus oluşturma gayretiyle geçmiş. Ve bu gayret sürecinde de çizgi roman özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte büyük bir patlama ve işlev kazanmış. Sanatçı çok bilinçli olmayabilir ama hani Mandrake'yi basmış. Muhteşem bir iş. Çizgi romanın öncülü, süper bir kahraman. Tek sorun ne? Beyaz adama zencinin yardım ediyor olması. Öte yana bakıyorsunuz Phantom. Phantom örneğine baktığınızda yine aynı dönem 1920'lere gidiyoruz. İlk süper kahramanımsı ciddi çizgi roman diyelim. Macera türü. Komediden sıyrılmış. Bu sefer adamın yardımcısı zenci değil. Adam zenci ülkesinin tek kralı, tek akıllısı. Yani geri kalan herkes maymundan bozma biraz daha akıllı adamlar. O da zaten biraz daha geriye gidince Tarzan örnek almış. Beyaz bir lordun oğlu kıyıya vurur, daha bebektir, goriller büyütür. Kendi kendine oradaki kitaplardan bulduğu enkazdan okuma yazma öğrenir ve öyle bir asil mavi kan dolaşıyordur ki kanında geri kalan bütün geri zekaların üstüne çıkar. Şimdi hakikaten çok ilginç. Farkına varsa da varmasa da kendine hizmet eden bir çark başlıyor. Superman bunun
sonraki ayağı. Süpermen'le beraber gelen bütün süper kahramanlarda onun bir başka ayağı. Ama asıl fikir biz kimiz tanımlaması içinde yer alıyor. Süpermen'in ortaya çıkışı öyle değil midir? Önce kötü adamdır. Neden? Çünkü ortaya çıkaran, Süpermen'i yaratan iki genç 18-19 yaşında Yahudidir ve korktukları şey Almanya'daki Nazilerdir. Sonradan akıllarına geliyor. Biri bunları dürtünce hadi bunu biz iyi yapalım. Hakikaten ya vaat edilmiş topraklara geldik. Biz neden iyi olmayalım ki derler ve Süpermen bir anda değişir. O dönemin Strongman, güçlü adam dedikleri cambaz kıyafetini giydirirler. Önüne New York'un polis amblemini koyarlar. İçine S yazarlar ve Süpermen çıkar ortaya. Bitti. Nazilerin karşısına aslında Nazilere bir cevaptır. Ve büyük buhrandan çıkar Amerika için bir süperiz moralidir aynı zamanda. Yok satar. Bir sürü benzerleri çıkar. Manganın başlangıcının Japonların yenilgi sonrasında Amerika'nın asker göndermesiyle başladığı biliniyor. İlk defa Amerikalıların çizgi roman gönderdiğini, kendi askerlerine, onlar da orada okurken o formla tanıştıklarını, mangayı ortaya çıkardıklarını söyleyebiliriz. Yine Amerikalılar gibi bir ulus oluşturmak ve bilinçlendirmek için kullanmışlar. Ama neyse ki bu sefer daha totaliter ve baskıcı ve faşist bir anlayıştan uzaklaşıp yeni bir bakış açısı sunabilmişler. Bu çok büyük bir başarı bana göre. En azından Japonlar bunu başarmış. İçini doldurmuşlar. Yani biz kimiz? Biz Japonuz. Biz nasıl bakıyoruz? Dünya böyle bakıyoruz. Bu değerlere sahip çıkalım. Geldiği noktada tabii ki tartışılmaz muhteşem bir yer. Fransa'da ise durum çok farklı değil yine. 1940'larda Almanya'nın yenilmesinin ardından De Gaulle başa geçiyor ve diyor ki Amerika'dan veya başka bir ülkeden Fransa'ya çizgi roman getirilebilir ama %40'ı geçmeyecek. Geri kalan tüm yayınları Fransızlar çizecekler. Biz kendi sektörümüzü yükseltmek istiyoruz. Sansür getiriyorlar ve sınırlama getiriyorlar. Fransızlar kendi üretimleri, kendi tarihlerinden ve kendi hikayelerinden, mitolojilerinden vesaire uydurmak zorunda kalıyor. Ama bu arada benim en çok dikkatimi çeken şey ne? Asterix. Asterix'in ilk sayısı nedir? Galyalı Asterix. Neyi anlatır? Galya neresidir? Asterix kimdir? Nasıl bir hayat yaşamaktadır? Böyle bir tanıtım hikayesi gibidir aslında. Aynı zamanda bu nedir? De Gaulle'ün biz Fransız değiliz, biz Galyalıyız demesiyle başlar hikaye. O dönemin politikası budur. Yani Sezar'a yenilen en büyük komutan Vercingetorix'in heykellerini diktirir her yere. Çünkü biz Galyalıyız der. Ve Galyalı olmanın ne demek olduğunu halkına anlatmaya çabalar. İki göçmen çocuğu, biri Arjantin'den, biri Amerika'dan vesaire vesaire. Önce Avrupa'dan oraya göçmüşler, sonra tekrar Fransa'ya geliyorlar. Bir araya geliyorlar ve Asterix'i yaratıyorlar. İkinci hikaye Asterix ve Gotlar. Kim Gotlar? Kafalarında Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki miğferleri vardır. Ve Fransa'yı işgale girdiler Galya'yı. Romalılar yok daha doğrusu. Yavaş yavaş kendi halkına çizgi roman üzerinden bir ulusal bilinç aşılamaya çalışıyorlar aslında. Gerçi Goscinny de Uderzo da bunu reddediyor. Biz öyle bir şey yapmadık diyor ama De Gaulle'un söylediklerini koyun yan yana. Çıkan hikayelerin sıralamasına bakın. Bütün hepsi politik söylemi takip eder. Yeni bir şey yok orada. Olağanüstüdürler, o ayrı. İtalya'da böyle bir kıpırdanma var. Yalnız şöyle bir sorun var. İtalyan kahraman yok yıllarca. Savaşı kaybediyorlar 2. Dünya Savaşı'nı. Sonra da sanki şey var gibi duruyor. Eğer biz çomağımızı yedik bari bizi dövenleri yüceltelim. Bütün kahramanlar Amerikan ve Western. Son 20 yıla kadar neredeyse öyle gelmiş. Almanya'da süper kahraman ya da macera çizgi romanı hiç yok. Büyük bir olasılıkta da şundan, kahramanın temsil ettiği şey genel ideolojinin kendisidir. Ya da bir grubun temsilcisi olmasıdır. Almanya'da bir kahraman yaratmış olsalardı o işin nereye gideceği ve ne söyleyeceği çok şaibeli. İtalya için de geçerli. Ama mesela İspanya için geçerli değil. Franco'dan kurtulduktan sonra öyle bir mizah çıkmış ki ortaya, mizah çizgi romanı çıkmış ki ortaya her şeyle alay etmişler. Kendi geleneğini de oturtmuş mesela. Türkiye'de yayınlanan ilk çizgi romanların hepsinde de şey vardır. İyi bir cumhuriyet çocuğu nasıl olur öğüdü vardır. Yabancı çizgi roman alınır balonların içine. Ali der ki, Ayşe der ki diye yazılır ve cumhuriyet çocuğu olmanın erdemleri anlatır. Özetle bu çizgi romanın ilk kullanımında çok ciddi bir propaganda ve suistimal vardır.